BOAO Asya Forumu, Asya ülkelerinin yoksullukla mücadele çalışmaları hakkında bir rapor yayımladı. Rapora göre Çin'deki yoksulluk oranı hızla düşüyor. Raporun baş editörlüğünü üstlenen Çin Ziraat Üniversitesi Profesörü Li Shaoyan, düzenlediği basın toplantısında raporun içeriğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Profesör Li, Asya ülkelerinin ortak deneyimlerine göre siyasi istikrar ve ekonomik kalkınmanın yoksullukla mücadelenin önemli temeli olduğunu söyledi. 1990-2015 yıllarında Asya ülkelerinin yoksul nüfusu yarıya indirme hedefine ulaştığını belirten Li Shaoyan, yoksulluktan kurtulan nüfusun yarısından fazlasını Çinlilerin oluşturduğunu bildirdi. Verilere göre Çin'in kırsal bölgelerinde yoksul nüfus 2010 yılında 165 milyon 670 binken bu rakam geçen yıl 16 milyon 600 bine düştü. Ülkedeki yoksulluk oranı da 2010 yılında %17.2 iken geçen yıl %1.7 olarak belirlendi. Raporda ayrıca Çin'in 2020 yılında orta halli refah toplum inşasını kapsamlı bir şekilde tamamlayıp yoksulluğu ortadan kaldıran ilk gelişen ülke olacağına işaret edildi. Peki dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin nasıl oldu da yoksulluğu sıfırlama noktasına geldi? Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydarbaş'ın milli ekonomi modelini uygulayan Çin, iç tüketimini canlandırdı, milli paralarla ticaret formülünü uygulayarak dolar sömürüsüne son verdi. Bağımsız Türkiye Partisi lideri geçen hafta verdiği röportajda Çin'in yükselişini böyle anlatmıştı. Çin'in büyümesi aslında dış ticareti terkiyle başlıyor. Bugüne kadar Çin dış ticarette büyüyen, geçimini temin eden bir ülkeydi. Amerika Birleşik Devletleri mal yapıyor. O da geliyor Çin'e, işte bu malları devrediyor, kağıdını ona veriyor. Yani dolarını boyuyor, dolar adında ona veriyor. O da buna razı oluyor, hayatlarını devam ettiriyorlardı. Ama öyle oldu ki 50 doların üzerinde vatandaşlarına maaş veremez oldu. Geçim zorlaştı. Bu esnada Rusya bizimle alakalı araştırmalarda bulundu. Hatta beni Duma'ya davet ettiler. 6 saat beni meclisinde konuşturdu. Ben bilhassa dış ticaret üzerinde bilhassa çok durdum. Rusya Lisiçkin vasıtasıyla, Profesör Doktor Lisiçkin iyi bir iktisatçıdır, vasıtasıyla kendi sistemlerini onlara anlattı. Yani benim sistemimi anlattı. Bundan sonra Amerika'nın dış ticaretiyle değil, kendi iç pazarıyla beraber büyümenin doğru olacağına inandı. Bizim de kanaatimizi aldılar. Biz de onlara dedik ki iç ticaretinizde 1,5 milyar insan var. 1,5 milyar insan ne demek? Bugün dünyanın dörtte biri. Eğer siz bunu faaliyete geçirebilirseniz kazandığınızın en az 10-15 misli parasını kazanırsınız. Güvendiler, inandılar, iç ticaretini devreye koydular. Bak o güne kadar 50 dolar maaş alan Çinli bugün 5000 doların üzerinde geliri var. Niye? 1,5 milyar insan onun pazarı oldu. Yani kendi halkı kendi pazarı oldu. Şimdi adam kalkmış diyor ki Çin dış ticaret yapmıyor. Dış ticarete ihtiyacı yok ki. Kısaca Çin iç ticaretini tamamen devreye koymuştur. 1,5 milyar insan bugün tüketici noktasındadır. Yani müşteridir. Bir üretimci için lazım olan şey de pazardır. Pazar olduktan sonra malını herkese her türlü şekilde satabilir. Gerek peşin parayla satar, gerek vadeli senet, sepet vesaire gibi araçlarla satar. Satar oğlu satar. Bugün Çin bunu yapıyor. Ve çok da muvaffak oldu. Amerika ezdi.